Merhaba arkadaşlar. Gecenin bu ilerlemiş saatinde bir arkadaşımız model şirket olarak Tukaş'a bakmamızı istemiş. Hemen bir bakalım. Model şirketimiz Tukaş. Varlıklar panosundan başlıyoruz. Alacakları bir yıl öncesine göre %19'dan %21'e artmış ama stoklarını eritmiş. 2019'un ikinci çeyreğinde %34.4 olan stoklar 2020'nin ikinci çeyreğinde %24.6'ya gerilemiş. Bu arada da duran varlıklarını %44'ten %47.5'a artırmış. Borçlar hanesine geliyoruz. Kısa vadeli borçları aynen duruyor. Hiçbir değişiklik olmamış. Bir yıl öncesiyle aynı durumda. Uzun vadeli borçları da %24.3'ten %19.8'e gerilemiş. Net borçlar da aynı şekilde %65'ten %58.7'ye gerilemiş. Öz varlıkları da %34.76'dan %39.29'a artış göstermiş. Evet arkadaşlar, öz sermayeye bakıyoruz. Kârı düşerken öz sermaye karlılığı %10.89'dan %16'ya bir artış göstermiş. Kâr zarar tablosuna baktığımızda satılan malın maliyeti bir yıl öncesine göre %73.8'den %74.5'e yükselmiş. Faaliyet giderleri %4'den %4.5'a çıkarken finansman giderleri %11.8'den %10.3'e gerilemiş. Fakat esas faaliyet kârı da gerilemiş. %22.4'den %21'e gerilemiş. Net dönem kârı ise %10'dan %12'ye bir artış sağlarken faiz vergi öncesi kârında da %23.7'den %23'e bir düşüş olmuş. Yüzde analizine bakarsak, karşılaştırmalı analizden yüzde analizine geçersek, yani bir yılın toplamdaki total durumuna bakarsak, faiz vergi öncesi kar çeyreksel bazda %26, yıllık bazda da %24 artış sağlamış. Net dönem karı %46.38 artmış. Nakit akım tablosunda işletme faaliyetinden nakit akışı %226, yatırım faaliyetlerinden nakit akışı %18.36, serbest nakit akışı ise %378 artarken finansman faaliyetlerinden nakit akışı %436 gerilemiş. Net nakit değişimi ise %209 olarak karşımıza çıkmakta. Dönem sonu nakitleri de %194 artış sağlamış. Aktif karlılığına bakıyoruz arkadaşlar. Aktif karlılığı %4'ten %6'ya yükselirken öz kaynak, yani öz sermaye karlılığı %11'den %16'ya artış göstermiş. Operasyonel performansa bakıyoruz. Fiyat kazanç oranının 4.93 olduğunu görüyoruz. Piyasa değerinin defter değerine oranının 72.73. Firma değerinin faiz vergi öncesi kâra oranında da 259 olduğu karşımıza çıkıyor. Ama operasyonel performansı çok fazla bir pozitiflik sergilemiyor. Brüt kar marjı %3, faaliyet kar marjı %6, fabrik marjı çeyreksel bazda %2.4, yıllık marjda %4 azalmış.
bu da pozitif olarak değerlendirilebilecek efektif vergi oranının %528 gerilemesi. Bir pozitif yön daha, net kar marjının %13 artıyor olması. Operasyonel karın satışları oranında %6 nispetinde gerilemiş. Sermaye getirisi bir yıl öncesine göre -%29'dan -%48'e düşmüş. Öz kaynak maliyeti %12'den %18'e çıkmış. Üzerinde dağıtılmamış kar olarak 48,535 milyon görülüyor. Geçen seneye göre 15 milyon bir artış sağlamış. Peki, bu finansal veriler doğrultusunda beklentilere baktığımızda hisse son cuma günü 8.77'den fiyatlanırken bu bilanço ve bilansal veriler doğrultusunda olması gereken fiyatı 4.5 lira arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz, öz kaynak verimliliğine bakıyoruz arkadaşlar. %25 artış sağlamış. Peki piyasa değeri %100 bir artış sağlamış. Şimdi piyasa değerini etkileyen iki tane olgu vardır. Piyasa değerinin artışına iki etmeni vardır. Bir, öz kaynak verimliliği, yani öz kaynak, öz sermayeye, öz varlıklara artışıyla piyasa değeri artar. Birinci etken budur. Yani öz varlıklarınız arttıkça piyasa değerinizin artması gerekir. İkincisi ise olması gereken fiyatın üzerinde piyasada işlem görüyorsa, fiyatlanıyorsa piyasa değerini artırır. Peki sağlıklı olan hangisidir? Elbette öz kaynak verimliliğiyle, öz kaynak varlıklarının artışıyla piyasa değerinin artması en sağlıklı olanıdır, olması gerekendir. Ama hisse senedi piyasada olması gerekenin üzerinde fiyatlanıyorsa, bu piyasa değerini artırıyorsa bu uçucudur, yani kalıcı bir piyasa değeri değildir. Dolayısıyla piyasa değerinin %100 artışı öz kaynak verimliliği doğrultusunda paralellikte değil. Yani bu artışı öz kaynak verimliliği desteklemiyor arkadaşlar. Bunun artışının sebebi, yani 4,5 liralık kağıdın 8.77'den fiyatlanıyor olmuş olmasından kaynaklanan bir piyasa değeri artışı söz konusu. Evet, bunları yukarıdaki operasyonel performansta incelemiştik, fabrik verimliliklerini. Rasyolara bakıyoruz arkadaşlar. Cari oran 1.36'dan 1.29'a düşerken likidite oranı 0.47'den 0.56'ya yükselmiş. Ama bunlar yeterli bir oranlar değil. En az likidite oranının 1.5'un üzeri olması yeğlenir. Nedir likidite oranı? Aynı zamanda şirketin krizde ve rakiplerine karşı olan rekabet gücünü ortaya koyan bir önemli göstergedir. Alacak devir hızına bakıyoruz. Evet, alacaklarını hızlı bir şekilde tahsil etmeye başlamış. 45 günden 38 güne düşmüş. Stok devir hızını, stoklarını üretime 113 günden 63 günde sokmaya başlamış. İşletme sermayesi devir hızı da 136 günden 100 güne düşmüş. Faiz ödeme gücünü artırmış. 1.91'den 2'ye çıkartmış. Rasyolar olumlu, pozitif değerlendirilebilir.
Fon kaynak kullanımına baktığımızda evet fonların %72,5'luk, %72'lik kısmını faaliyetlerinden elde ediyor ki %50'nin üzerindeki şirketler tercih edilmelidir her zaman için. Evet, satışlara bakıyoruz. Evet arkadaşlar, reel satışlar %18 artış göstermiş. Bunun büyük bir bölümünü ihraç ettiği ürünlerden elde etmiş arkadaşlar. Bakın 2019'da 44.179 milyonken ihracat geliri 2020 yılında 89.418 milyona yükseltmiş. Net satışlar 1.211'den 1.611'e çıkmış. Evet arkadaşlar, şirketin hakkında ne varsa söylenecek, söyledik. Bir başka finansal tablolar analiz eğitim programında birlikte olmak üzere iyi geceler diliyorum.